Havacılık sektörü, özellikle de hava yolları, sivil havacılık tarihinin en kötü günlerini yaşıyor desek yalan olmaz. Bu dönem içerisinde filoların %90'ı yere indi ve uçuş ekiplerinin çok önemli bir kısmı da hava yolları tarafından ücretsiz izne çıkartılmış durumda. Ve bu durum gayet uzun süreceği de Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği IATA'nın rakamları ortaya koyuyor. İyimser senaryolara göre 2019 rakamlarına ancak 2023'te ulaşılacağı tahmin ediliyor ama kurallarda da büyük değişiklik var. Havacılık sektörü bu kadar büyük bir çöküntü içindeyken ayrı bir bölümü ise en iyi günlerinden birini yaşıyor. Burası hava kargo bölümü. Hava kargonun normalde %60, %70'lik gibi çok önemli bir kısmı gövde altındaki kargo kompartımanında taşınan yüklerden oluşuyor. Ama normal yolcu uçakları uçmayınca artık gün kargo uçaklarına doğmuş durumda. Kargo pilotları maksimum aylık mesailerini zorluyor. Bir taraftan da kargo uçakları hiç yerde kalmadan çok yoğun bir şekilde sefer yapıyor. Hatta havayolu şirketleri artan kargo talebine yetişmek için normalde geniş gövdeli yolcu uçaklarının kabinlerinde de kargo taşıyor ve tabii ki gövde altındaki bölümlerde de bu seferlerle havayolu şirketleri para kazanmaya, ayakta durmaya çalışıyor. Normalde 4-5 dolarlık olan hava kargonun kilogram fiyatı 13 dolara kadar çıkmış durumda. Bakalım bu durum havacılığı nasıl etkileyecek? Para basan kargo gerçekten şirketleri kurtarmaya yetecek mi? Bunun için yazarımız Doktor Abdullah Nergiz'le konuştuk. Kargo uçuşları, kargo taşıması, sosyal medyada havacılıkla ilgisi olsun olmasın birçok kişi bir tarafından sürekli bir biçimde paylaşılınca hava kargo işiyle ilgili şöyle bir yanlış algı oluştu. Sanki salgın sonrası dönemde kargo miktarında büyük bir patlama yaşandı. İnanılmaz işler yapılıyor. Kargo uçuşları coştu gidiyor. Lakin kazın ayağı hiç de öyle değil. Burada birkaç noktaya değinmemiz gerekiyor öncelikle. Normalde, normal şartlarda yani bu salgın öncesi dönemde havayolu ile sevk edilen kargonun yarısından fazlası yolcu uçaklarıyla taşınıyordu. Yani yolcu uçakların hani belly kargo dediğimiz altındaki bölgede taşınıyordu. Dolayısıyla Mart ayından itibaren yolcu uçakları hızlı bir biçimde yere çekilmeye başlayınca hava kargo işinde muazzam bir arz sıkıntısı, bir kapasite sıkıntısı meydana geldi. Hemen bir rakamsal örnek vereyim. Dünya genelinde 26 bin tane yolcu uçağı bulunuyor yaklaşık. Ve şu son elimizdeki verilere göre bunun 17 bin tanesi yerde. Yani bir başka deyişle %65 oranındaki bölümü yerde park halinde bekliyor. En iyimser bir tahminle, en iyimser bir hesaplamayla hava kargo taşıma kapasitesine ben %25-30 civarında bir düşüş meydana geldiğini tahmin ediyorum. Bunun sonucunda ne yaşandı? İki önemli şey oldu. Birincisi kapasite kullanımı arttı. Yani eldeki kargo uçaklarının kapasite kullanımı arttı. Çünkü hava yolları filolarında bulunan tüm kargo uçaklarını sahaya sürdü. Normal şartlarda %50-%60 aralığında seyreden kargo uçağı doluluk oranları arttı. Ayrıca bu uçakların ütilizasyon dediğimiz günlük kullanım süreleri de zirve yaptı. İkinci etken ne oldu? İkinci sonuç ne oldu? Fiyatlar fırladı. Yani hava kargo taşımacılığındaki fiyatlar fırladı. Hava kargo taşımasının birim fiyatları arttı. Ve sektör içerisinde aldığımız bilgilere göre bazı ürün kalemlerinde hava kargo fiyatları 3-4 katına kadar çıktı. Şimdi bir de IATA'nın açıkladığı bir takım veriler var. Çok önemli bence o gidişatı görmek açısından. Mart ayı verileri aslında o verilerde hava kargo sektöründeki gerilemeydi açık bir biçimde görüyoruz. Yani öyle artış, coşma falan yok. Tam tersine bir miktar gerileme var. Sadece Mart ayında kargo ton kilometre miktarında geçen senenin aynı ayına göre, Mart ayına göre %15 oranında bir düşüş yaşandığını görüyoruz. İlaç ve benzeri eczai ürünlerinin yoğun bir biçimde havayolu ile taşınması bu düşüşü bir nebze olsun frenlemiş. Ama özellikle Mart ayının ikinci yarısından itibaren eczai ürünleri hariç olarak baktığımız zaman taşınan kargo miktarındaki düşüş açık bir biçimde görülüyor. Yine 2020 yılının ilk 3 ayındaki kargo ton kilometre gelişiminde bölgesel bazda baktığımızda da tüm bölgelerde en fazla Çin olmak üzere tüm bölgelerde çok ciddi manada bir gerileme olduğu görülüyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum Tolga bu noktada. Bu veriler Mart ayı. Yani asıl
uçuşların neredeyse tamamen durduğu Nisan ayı değil. Muhtemelen Nisan ayı verileri geldiğinde aslında biz o kargodaki gerilemenin biraz daha devam ettiğini göreceğiz. Son yıllara baktığımızda zaten hava kargo sektörü için çok böyle olumlu bir şey konuşmamız mümkün değil. Son yıllarda ciddi bir durgunluk içerisinde bulunan hava kargo işinin hali hazırda küresel çapta yaşanan ekonomik daralma düşünüldüğünde ben önümüzdeki aylarda da olumlu performans göstereceğini tahmin etmiyorum. Hiç yoktan iyidir tabii ki hava yolları açısından. Özellikle kargo uçağı, filosunda çok sayıda kargo uçağı bulunan hava yolları açısından çok iyi bir şey. Mesela Türk Hava Yolları açısından bir avantaj. Yanlış hatırlamıyorsam 15-16 civarında kargo uçağı var Türk Hava Yolları'nın ve onları sahaya sürmüş durumda. Oradan tabii ki bir ekstra gelir elde ediliyor ama bu böyle şu anki gidişata bir çare, işte havayolu şirketlerini mali açıdan kurtaracak bir çözüm, hayır değil. Tekrar belirtiyorum, önümüzdeki günlerde kargo miktarında, toplam taşınan kargo miktarında bir düşme olması, biraz daha düşme yaşanması kaçınılmaz. Zaten Dünya Ticaret Örgütü'nün bir tahmini var, yıllık bazdaki tahmin, yani 2020 yılının tamamı. İki senaryo çizmişler. Biri olumlu senaryo, biri iyimser senaryo, biri kötümser senaryo diyelim. İyimser senaryoya göre kargo ton kilometre miktarında sene boyunca %14 oranında düşüş yaşanması bekleniyor. Kötümser senaryo daha da vahim. Bu düşüşün %31 oranını bulması bekleniyor. O yüzden tekrar belirteyim, 2008-2009 mali krizinde çok büyük bir şok yaşamıştı kargo işi, hava kargo işi. Muazzam bir kayıp yaşadı. Ondan sonra yolcu seferleri o dönemde hızlı bir biçimde toparlanırken kargodaki toparlanma çok daha yavaş kaldı ve son yıllarda oldukça yatay seyrediyordu. Eğer salgın hastalıkla ilgili bir ciddi bir iyileşme yaşanmazsa önümüzdeki günlerde, haftalarda kargo miktarındaki düşüşün daha da hızlanması kaçınılmaz. Çünkü bir de işin şöyle bir tarafı var. Dünya genelinde bir resesyon bekleniyor. Çok ciddi ekonomilerde daralma bekleniyor. Dolayısıyla kargo miktarına, hava kargoya özellikle bunun yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Tekrar şey de belirtmek lazım. Şu anki o hızlı bir biçimde ve çok hacimli bir biçimde yapılan ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatlarının da yine yaz aylarıyla beraber yavaşlaması kaçınılmaz olacaktır gibi görünüyor Tolga. Yolcu uçakları sadece yolcu taşımıyor. Bir bakıyorsunuz kabininin yarısında kargo var, yarısında da yolcular var. Bu tür uçaklara da kombi deniyor. Hangi kargo uçakları var? Bunu yazarımız kaptan pilot Bahadır Acuner'le konuştuk. Tabii şimdi bir kere her şeyden evvel üreticinin doğrudan kargo uçağı olarak imal ettiği uçaklar var. İşte ne var bunlar? 747'nin kargo versiyonları var. 400'ün örneğin 747-400F diye geçer bunlar. Onun dışında 747'lerin daha sonra önceden yolcu olarak yolcu uçağı olarak kullanılan 747'lerin tamamıyla kargoya çevrilmiş olanları var. Bir de Boeing 400 serisiyle beraber kombi denilen hem yolcu hem de kargo taşıyabilen, yani arkasında bildiğin kargo uçağı gibi kapısı olan ve buradan kargonun yüklendiği, önden de yolcunun yüklendiği, ki örneğin KLM bunlarda çok uçuş yapmıştır. Ki bir örnek vermek gerekirse onlar da 747'leri devreden çıkarıyorlardı. Bu kargo patlamasında kombilerden iki tanesini geri çağırdılar tekrardan. Bir de böyleleri var. Bir de tabii şimdi günümüzde şey çok moda oldu. Yolcu uçaklarının koltuklarının üzerine kargo konuyor. Artı bazılarının koltukları tamamıyla sökülüyor. Yolcu kabinlerine kargo konuyor. Onları da nasıl güvenli bir şekilde taşıyorlar? Hani koltuklar sabit durduğu zaman oraya kutu koyarsın. Orada bir takım şeyler oynamaz ama mesela koltukların sökülüp onun yerine kargo konulması ne kadar güvenli, kargo shift denilen, yani kargonun kaymasını nasıl önlüyorlar, onu aslında bilmem lazım. Çünkü öğrenmek isterim, çünkü o konuda bilgim yok, görmedim ben açıkçası. Yolcu uçaklarında kargo taşımak için kabini bozmadan farklı farklı düzenlemeler yapılıyor. Bunlardan biri de koltukların üzerine konulan özel metal kutular. Bu kutularda üçlü koltukta taşıma kapasitesi 450 kilograma kadar yükselebiliyor. Böylelikle hem malzemeler emniyete alınmış oluyor hem de bu kutuların uçuşta, kalkışta veya inişte hareket ederek sağa sola saçılmaların önüne geçiliyor. Bunlarla ilgili tasarımlar sık sık artık karşımıza çıkıyor. Mühendislik şirketi talep doğrultusunda
bu tür isteklerin çok kısa zamanda havacılık otoritelerinden onay alacağını ve imalata başlanabileceğinin altını çiziyor. Bakalım ileriki günlerde kabinde neler göreceğiz? Ben de açıkçası merak ediyorum. Umarım hava kargo biraz daha sektörün toparlanmasını sağlar. Yoksa gerçekten havacılık sektörünün durumu çok kötü. Koronavirüs günlerinde her gün video yayınımız devam ediyor. Bizlere e-mail ile ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz info@tolgozbek.com veya videolarımızın altına yorum yazabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda bildirimlerinizi açarsanız video yayının öncesinde size bilgi gider ve kanalımızda videomuzu bir yandan seyrederken bana da sorular sorabilirsiniz. Bu soruları yanıtlamaya gayret ediyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.